ziyaret edip hal hatır sormak için bir de az da olsa Nakşibendi tarikatını anlatıp başka tarikatlarda da aynı şekilde ama Nakşibendi tarikatı şeriatın özüdür. Bazen şeriatın ölmesinde yok. Tam şeriata bağlı, şeriatın en ince teferruatına kadar takip eden tarikattır Nakşibendi tarikatı. Şeyhimiz Sederi Muhteremimiz geçen sene Hakk'ın rahmetine bir sene oluyor hemen hemen. Ondan sonra o yaptığı hizmetler dolaşıyoruz, bakıyoruz. Maşallah hiç ummadığımız yerlerde yüzlerce kişi, binlerce kişi var. Hiç durmadığımız yerlerde. Demek ki Evliyalar'ın kerametleri bu da bir keramettir ki tek başına ne para dağıttı, ne iş verdi insanlara, ne hiçbir şey yok. Allah için herkes geliyor. Para için değil, iş için değil, yani bir umduğu bir şey varsa Allah rızası ahiretin umduğu için bu yollara geldi. Hizmet veriyor insanlara. Bir kişi başka kişiyi hidayet ediyor. Gelsin diye başlıyor. Efendimiz emri de o. Sen bütün cemaatı öyle hepsine birden gücün yetmez. Yani insan bir insan getirse yeter. Ötekisi başkasını getirir. Böyle çoğalır. Cemaat olur. Yedullah'la cemaat. Allah'ın eli cemaatle beraber. Tek başınıza kalmayın. Çok tehlikeli. Sırf bu dünya ehli değil de ahiret için seni yoldan çıkarıp hem sana zarar verir, hem Müslümanlar zarar verir, hem başka insanın kanına girmiş oluyorsun. Ahiretten de bitmiş oluyor. İslam'da zarar, ziyan yoktur. Cihad vakti da var. Şimdi cihad geçen hadis-i şerif buyuruyor ki annene babana bakmak o cihattır. Çocuk çocuğa helalden para kazanıp yedirmek o da cihattır. Her şeyin zamanı var. Zamanı olmadan kalkıp da bir şeyler yapmaya uğraşırsan hem kendini telef edersin hem başkasını da telef edersin. Ya kışın ortasında çiçek açan ağaç donar gider. Bir faydası olmaz. Vaktini açınca herkes meyvesini güzel yerin kokusunu alır. Herkese faydalı olur. Ama kalkıp da ona buna bir nevdu vermişsiniz insanlara tabi olmak iyi değil. Onun için çocuklara da bu tarikat yolunu öğretmemiz çok iyi olur. İyi arkadaşlar edinsinler. Cemaatimiz güzel cemaat maşallah. Bereketli cemaat. Allah için burada yaşamışlar. Yani helal para kazansın diye kalkıp da daha memleketini bırakıp da gurbetlere gelen insan kolay değil. Allah sizi yani buraya gelip de pişman etmesin ki çocuklar doğru yoldan çıktı diye. İnşallah hepsi doğru yola yönelirler. Doğru yolda kalırlar. Huzuru başka şey bulunmamakta. Dünyayı kalbinizde
Kalbinize sokmayın. Kalbiniz Allah'ın evidir. Allah gökler yerler sığmadığını mümin kalbin kulumun kalbi sığdılar. İkimiz bir arada olamayız diyor Allah Azze ve Celle. Ya dünya ya Allah Azze ve Celle. Dünya istemiyor muyuz? İstesen de kalbine sokma. Elinde tut. Yerine verebilirsin. Çoluk çocuğa verebilirsin ama bütün fikrin, düşüncen dünya olmasın. Menfaat olmasın. Allah'ı devamlı düşün. Kalbinde Allah diye zikret. Zikriniz Allah diye gece gündüz Allah kalbimizde, Allah bizle, Allah bizi görüyor. Allah yardımcımız olsun diyor. Bu mühim nasihattır. Çünkü buralarda olan insanlar bazen unutuyor, her tarafta unutuyorlar. Burası daha fazla düşünüyor. Çünkü eskiden daha fazla karanlık vardı. Şimdi artık dünya her tarafta zorlaşıyor. Ahir zaman geldi. Peygamber Efendimiz de hadislerinde bu durumu anlattı. Kıyamet yaklaştı demek. Peygamber Efendimiz'in geldiği vakitte sordular ne kadar kıyamet ne kadar kaldı diye. Peygamber Efendimiz dedi ki ikindi de akşam arası kadar kaldı. Yani Adem Aleyhisselam'dan hesaplarsanız fazla bir şey kalmadı. Yani dünya zaten kalsa bile insanın ömrü nedir? İnsan 60-70 hadi 100 sene yaşasa gene gidecek. Onun için yani bu dünyayı kalbinize koyup da başka şey düşünme hata olur. Allah deyin, Allah'ı zikredin. Ela zikrillah tutmayın ruhu. Allah'ın zikriyle kalpler rahat olun, insanlar rahat olun. Allah unutmayınca Allah bizi unutmaz. Her işimiz rast gider. Hiçbir gam, keder, hüzün kalmaz. Hakiki müminde Allah'ı hatırlayanlar. Yok Allah'ı hatırlamayan insansa her şey üzülür. Allah bizi müminlerden etsin, onu unutmayanlardan etsin. Allah razı olsun hepinizden. Ve min Allah tevfik el Fatiha. Mm-hmm.